Sorular soruyor. Yani oraya oturmuş gazeteciler kendisine sorular soracak. Onların yanıtlaması gerekirken kendisi sorular soruyor. Şimdi ben buradan kendisine sorular soruyorum. TRT'de Sedat Peker'in oğlu Diriliş Ertuğrul dizisinde boy gösteriyor. Ya ben 3 senedir milletvekiliyim. Ondan önce senelerce öğretim üyeliği yaptım. Benim şu yüzüm TRT ekranlarında bir defa görülmedi. Sedat Peker'in oğlunu niye dizide oynatıyorsunuz? Ben mi yaptım bunu? Soruyorum ben buradan. İkinci soruyu soruyorum. Mecliste 5 tane grubu bulunan siyasi parti var. Bu 5 siyasi partinin genel başkanları arasında Sedat Peker'le fotoğrafı olan genel başkan hangisidir? Sedat Peker'le, altını çiziyorum, fotoğrafı bulunan, tokalaşan, hal hatır soran genel başkan hangisidir? Başka bir soru. Hangi iktidar döneminde Sedat Peker'e koruma verilmiştir? Hangi iktidar döneminde cemr verilmiştir? Hangi iktidar döneminde çakarlı araba verilmiştir? Ben milletvekiliyim, bir gün arabama çakar takmadım. Başka bir soru soruyorum. Hangi iktidar döneminin kültür bakanı Sedat Peker'in katıldığı etkinliğe katılmıştır? O etkinlikte Sedat Peker'e Türk Büyüğü, Türk Hakanı ödülü verilmiştir. Başka bir soru soruyorum. Hangi iktidar döneminde Türkiye'nin önemli bir gazetesi Sedat Peker'e yılın en hayırsever iş adamı ödülünü vermiştir? Başka bir soru soruyorum. Hangi iktidar döneminde Sedat Peker ortaya çıkmış, akademisyenlerin kanlarıyla banyo yapacağız demiştir ve bununla ilgili hiçbir mahkumiyet falan almamıştır? Başka bir soru soruyorum. Hangi iktidar döneminde Sedat Peker'in adamları gitmiştir, bir eski milletvekilini karakolda darp etmiştir, dövmüştür? Bununla ilgili, bunun azmettiricisi olan Sedat Peker'le ilgili hiçbir işlem yapılmamıştır? Başka bir soru soruyorum. Hürriyet baskınıyla ilgili daha geçen gün AK Parti'nin zamanın gençlik kolu başkanı açıklama yaptı. Bakın dedi, biz AK Partililer oraya gittik. Biz orada sadece masum protesto yaptık. Sedat Peker'in adamları işte dövmüş. Ortaya çıktı. Camları, çerçeveleri onlar indirmişler dedi. Bu hangi iktidar döneminde oldu? Bunu da sormak istiyorum. Başka bir soru soracağım. Sedat Peker 2015'te, 2018'de hangi partiyi desteklemek üzere mitingler yaptı? Başka bir soru soracağım. 2017 referandumunda, anayasa oylamasında Sedat Peker hangi partiyi desteklemek üzere, o kampanyada hangi görüşü desteklemek üzere mitingler yaptı? Bir takım gazetecilerle irtibatı ortaya çıktı. Bu gazeteciler kimlerdir? Kimlere yakındır? Siyasette kendilerinin en yakın arkadaşları kimlerdir? Sabah akşam telefonda görüştükleri insanlar kimlerdir? Hangi partinin